Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Soru Bankası testlerini çözmeye devam ediyoruz. 22 nolu testimize geçtik. Bu testimiz tarama testi. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda verilen Cl2 molekülüne ait şekle göre klor molekülü verilmiş arkadaşlar. 3 tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargıda kovalent bağ uzunluğu diyor. 198 piknometredir diyor. ametal atomları arasında oluşan bağ kovalent bağdır arkadaşlar. Ve çekirdekleri arasındaki uzaklık direktmen bize kovalent bağ uzunluğunu verir. Zaten burada da görmektesiniz %98 pikometre demiş. Bu ifade doğru. İkinci ifade de R1 kovalent R2 van der Waals yarıçapıdır diyor. Ee, burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bakın R1 dediğimiz şey çekirdekler arası uzaklığın yarısı oluyor. Dolayısıyla kovalent yarı da bu şekilde tanımlanır. Yani kovalent bağlı atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçaptır. Birinci ifade doğru. R2 van der Waals yarıçapıdır demiş. R2 ise arkadaşlar dikkat ederseniz atomun kendi yarıçapı. E, bu aynı zamanda van der Waals yarıçapı olarak da tanımlanabilir. aslında biz anlatırken nasıl anlatıyoruz? Mesela şöyle düşünün. Birbirine komşu olan iki tane kovalent bağlı molekül düşünün arkadaşlar. Bu moleküllerin komşu atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığa biz van der Waals diyoruz. Mesela bu bir Cl2 molekül olsun bu da Cl2 olsun. Şurada gördüğünüz uzaklığın yarısı direktmen R'ye R diye verirsem şuradaki R değeri arkadaşlar Van der Waals yarı çapıdır. E dikkat ederseniz yine atomun yarıçapına çapına eşit çıkıyor. Yani şurada bir molekül daha olduğunu düşünürsek şöyle Van der Waals olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi atomun yarıçapına çapına da eşit. Dolayısıyla bu ifadeye de doğru diyeceğiz. Üçüncü ifade de R2 büyüktür R1'dir diyor. E burada bir girişim söz konusu bakın kovalent bağın oluştuğu kısımda. Hani iki balonu birbirine iyice sıkıştırdığınız zaman arada bir uzaklık kaybı olur. Aynen onun gibi burada bir uzaklık kaybı var. Dolayısıyla R1 uzunluğu R2'ye kıyasla biraz daha kısadır. Hatta şu daireyi tamamlarsak arkadaşlar atomu. Bakın dikkat ederseniz uzaklık kaybı şu kadar oluyor. Bundan dolayı bu ifadeye de doğru diyeceğiz. E, cevabımız 1, 2 ve 3 doğru olacak. İkinci soru arkadaşlar. X, Y, Z baş grup elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri kilo kalori bölü mol cinsinden yukarıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili 3 tane yargı var. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu tablo sorularda arkadaşlar öncelikle elementlerin grup numaralarını belirliyorduk hatırlarsanız. Biz hemen belirleyelim. 118, 224, 385. Şurada ciddi bir artış olmuş arkadaşlar 1926'ya doğru. Dolayısıyla 3A grubu elementi diyebiliriz. 191, 482, 816 yine benzer şekilde 3. aralığı seçiyoruz. Yine 3A grubu. Z için arkadaşlar 99, 735. Dikkat ederseniz burada 7 kat gibi ciddi bir artış oranı var. O zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? 1A grubu diyeceğiz. 1. aralığı seçtiğimiz için. Birinci ifadede X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. E, aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Ama e, burada arkadaşlar küçük bir ayrıntı var. Ona dikkat edilmemiş zannedersem. Hocamızın dikkatinden kaçmış. E, burada 3A grubunda bor ve alüminyum olma ihtimali olduğu için bor yarı metaldir. Alüminyum metal. O yüzden hani benzer olmama durumu da var. Biraz ucu açık kalıyor. E, biz şöyle değerlendirelim. Hani aynı grup olduğu için kimyasal özellikleri benzerdir diyelim. E, muhtemelen cevap anahtarında da böyle belirtilmiş. Z'nin elektron verme eğilimi X ve Y'den fazladır diyor. E, Z'nin elektron verme eğilimi arkadaşlar bakın 1A grubu olduğu için çok aktiftir. En aktif metaller 1A grubunda. Dolayısıyla diğer elementlere göre elektron verme eğilimi daha fazladır diyebiliriz. Üçüncü yargıda ise Y'nin atom numarası X'den fazladır demiş. E, burada da aynı grup elementlerinde e, birinci yonlaşma enerjilerini kıyasladığınız zaman İyonlaşma enerjisi küçük olanın çapı daha büyüktür. Dolayısıyla daha alt kısımda yer alır. Dolayısıyla Y üstte X ise alt kısımda olacak. E, X'in atom numarası daha büyük olacak. Burada tam tersini söylediği için buna yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Testimizin 3. sorusuna geçtik. Periyodik cetveldeki yerleri yandaki kesitteki gibi olan X, Y, Z, T baş grup elementleri ile ilgili demiş. 3 tane yargı var. Bu yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Birinci yargıda çekirdek yükleri arasındaki ilişki diyor arkadaşlar. Çekirdek yükü zaten proton sayısı demek. Yani atom numarası diye de düşünebiliriz. E, periyodik sistemde zaten yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru atom numarası artar. E, bu durumda Z'nin atom numarası en büyük olacaktır. Sonra da e, soldan sağa doğru art, arttığına göre T'yi Y'den büyük, Y'yi de x'ten büyük alabiliriz. Yani sıralama Z büyüktür T büyüktür Y büyüktür X şeklinde olacak. Aynı sıralamayı verdiği için birinci ifadeye doğru diyoruz. İkincisinde birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki diyor. Burada arkadaşlar kesin konuşamayız. Sebebi şu. Hemen bunu eleyelim. Sebebini de açıklayalım. Hatırlarsanız 2 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Yani 1a küçüktür. 3a küçüktür. 2a şeklinde. Şimdi bu düzenin bozulduğu kısma da denk gelmiş olabilir. Yani biz y'ye 2a dediğimiz zaman 2a bundan büyük olabilir. Ama e, normal sıranın takip ettiği bir, bir kısım da olabilir. O yüzden e, burada kesin bir ifade kullanamayız. Üçüncüsünde ise değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki diyor. E, A grubu elementlerinde arkadaşlar soldan sağa doğru gittikçe zaten değerlik elektron sayısı sürekli artar. E, bir tek helyum belki hani istisnai bir durum oluşturabilirdi ama dikkat ederseniz t'nin yanında i'ye var. Yani helyumun önünde herhangi bir element olmadığı için biz bunu ikinci periyottan itibaren düşüneceğiz. İkinci periyotta da zaten 3, 4, 5 diye değerlik elektron sayısı artar diyoruz. O yüzden sıralamaya bakacak olursak T en büyük olmalı. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olacağı için Y, eşit olur. Ve bunların değerlik elektron sayıları da X'ten daha büyüktür arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman T en büyük çünkü sağda. Y, eşit o da X'ten büyük buna da doğrudur diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani D şıkkı. Dördüncü soruya geçtik. Yanda verilen periyodik cetvel kestinde yerleri belirtilen K, L ve M elementleri ile ilgili 3 tane yargı var. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. K elementi arkadaşlar dikkat edersek atom numarası 8. Dolayısıyla elektron dizişi 2, 6 şeklindedir. Yani 6 A grubudur. Eğer K6A ise L5A grubu elementi, M ise 4A grubu elementi olacak. Atom çapları arasında M büyük L büyük K ilişkisi vardır. Atom çapı arkadaşlar soldan sağa doğru küçülüyordu. Ee, aşağı doğru ise artar diyorduk. Dolayısıyla M'nin çapı en büyük olacak. Bakın bulunduğu konum itibariyle. Daha sonra L gelir. En küçük ise K olacak. Çünkü hem e, K daha sağ tarafta hem de üst periyotta her iki sebep de atom çapının küçülmesine sebep olur. Dolayısıyla M büyük L büyük K ilişkisi doğrudur. İkinci ifadede her üçü de A metaldır demiş. E, K elementi arkadaşlar zaten oksijen atomu. 6A grubudur. Dolayısıyla A metal. E, L dediğimiz zaman 5A grubu. Elementi de hatırlatacak olursam. 5A grubun arkadaşlar ikinci periyodunda yani oksijenin sol tarafında azot vardı. Hemen altında fosfor. E, dolayısıyla buna biz e, A metal diyeceğiz. Bu da doğru. Fakat e, M elementi arkadaşlar çapraz bir şekilde gelirseniz eğer elinizde bir periyodik sistem varsa oradan inceleyebilirsiniz. Fosforun hemen çaprazında yarı metaller yer alıyor. Dolayısıyla buna ametal demeyeceğiz. E, bu ifade yanlış oldu. 3. ifadede ise atomların yarı dolu orbital sayıları arasındaki ilişki diyor. E, burada değerlik elektronlarını e, daha doğrusu değerlik orbitallerindeki elektronları incelersek e, daha net görürüz. 4A grubu arkadaşlar NS2, NP2 şeklinde bitiyordu. Yani NS2, NP2. Burada P'nin 1, 2, 3 orbitali var ama 2 tanesi yarı doludur. Üstelik L elementi var arkadaşlar. Bunun 5A olmasından dolayı değerlik elektron sayısı 5'tir. NS2, NP3 şeklinde bitecek. Burada P orbitali bakın 3 tanesi yarı dolu olacak. Dolayısıyla 3 e 2 L büyüktür, M olması gerekiyor. Testimizin 5. sorusuna geçtik. Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T baş grup elementlerin birinci yoğunlaşma enerjisi çekirdek yükü değişimi verilmiştir diyor. Buna göre 3 tane yargı var arkadaşlar. Bu yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. bu mevcut grafiğin arkadaşlar belli bir kesiti verilmiş. Dikkat ederseniz belli bir kısmı. dolayısıyla burada ihtimallerden bahsedeceğiz. Mesela birinci ihtimal X 1A olabilir. Bu durumda Y 2A. Z'ye 3A dersek 4A, 5A şeklinde devam edebilir. E, i̇kinci ihtimali de farklı renklerle göstereyim arkadaşlar. Şöyle, X 4A olabilir. Çünkü kırılma noktası bu durumda 5A olacaktır. Burası 6A, 7A ve 8A şeklinde olma ihtimali de var. Bunlar üzerinden yorum yapacağız. Birinci ifadede Y ile T küresel simetriktir diyor. Y arkadaşlar, 2A ise T 5A olur. 2A'nın elektron dizilişi S2 ile biterken 5A'nın elektron dizilişi P3 ile biter. Dolayısıyla ikisi de dikkat ederseniz küresel simetri özelliğine uyuyor. Bir de ikinci ihtimal Y'ye 5A diyebiliriz. Zaten o durumda yine P3. Eğer Y'ye 5A dersek T'ye bu defa 8A dememiz gerekiyor. 8A olduğu zaman da P6 ile biter. Dolayısıyla bakın bütün ihtimallerde hep küresel simetriye uyuyor. Dolayısıyla birinci ifadeye kesinlikle doğrudur diyebiliriz. İkinci ifade X ile Z'nin yarı dolu orbital sayıları eşittir demiş. Önce şu siyah renkli gösterdiğim 1A grubuyla başlarsak arkadaşlar. Eğer ben X'e 1A dersem Z 3A olur. 1A'da zaten yarı dolu orbital sayısı 1'dir. Çünkü S1 ile bitiyor. Orada bir tane orbital yarı doludur. 3A'da da P1 ile bitiyor arkadaşlar. P'nin 3 tane orbitalından bir tanesi yarı doludur. Dolayısıyla eşit çıkar. Bir de ikinci ihtimale bakalım. 4A'ya göre düşünürsek. E 4A'nın elektron dizilişi arkadaşlar S2 P2 şeklindedir. Dolayısıyla 2 tane yarı dolu orbital var. Eğer X4A ise Z6 oluyor. 6'ya göre düşünürsek de S2 P4 şeklindedir. P'nin hatırlarsanız 1 2 3 orbitali 4 elektron alırsa şu şekilde. Bakın yine 2 tane yarı dolu orbital oluyor. Dolayısıyla burada da bütün ihtimaller eşit çıkar. Doğrudur. 3. ifadede T soy gazdır demiş. Soy gaz olabilir ama 5A grubu olma ihtimali de var. O yüzden kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani C şıkkı. 6. soruya geçtik. Periyodik cetvelde halojen olan X, Y ve Z elementleri ile ilgili iki bilgi verilmiş. Buna göre X2, Y2 ve Z2 moleküllerinin aynı dış basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Birinci bilgiye bakıyoruz arkadaşlar. Hidrojenli bileşiklerin sulu çözeltilerin asitlik kuvveti en büyük olan Y'dir diyor. E, halojenlerde asitlik kuvveti şu şekilde sıralanır arkadaşlar. E, yukarıdan aşağıya doğru mesela elementleri de hatırlatmış olayım. Hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür ve hidrojen iyodürdür. Flor en üstteydi zaten. Sonra klor geliyor, brom geliyor ve iyot şeklinde. Asitlik sıralamasında şöyle belirtiyoruz. E, hidrojen flor zaten zayıf asittir. E, bunlar da kuvvetli ama şöyle gittikçe arkadaşlar yani klor'dan iyoda doğru gittikçe asitlik kuvveti artıyor. Ne demişti? En büyük olan Y'dir demişti. O zaman Y en altta olacak. Yani şu iyodurun e, olduğu bölge ya da brom olabilir. Daha sonra en aktif olan X'tir demiş. E, Ametallerin en aktif arkadaşlar zaten en üstte yer alan flor elementiydi. Yani halojenlerde de aşağıdan yukarıya doğru eee aktiflik artar diyebiliriz. Dolayısıyla x'i en üste yazacağız. Bu durumda z de arada olacak. Neyi sormuştu? Kaynama noktalarının kıyaslanmasını. Kaynama noktaları da arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru artar diyoruz. Dolayısıyla y2 büyüktür z2'den o da büyüktür. x2'den şeklinde olması gerekiyor. Burada nerede verilmiş? A şıkkında. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Yedinci soru iyonlaşma enerjisi ile ilgili bir soru. Dört tane iyonlaşma denklemi verilmiş. E, tabi bunların iyonlaşma enerjisi olup olmadığına birazdan bakacağız. Yukarıdaki denklemlere göre diyor. Üç tane yargı var. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. E, birincisine bakalım arkadaşlar. Q2 Q1'den büyüktür diyor. Peki arada ne fark var? Bakın üsttekinde dikkat ederseniz gaz halinde bir elektron koparılmış. Alttakinde ise katı halden. E, bir defa Q2 arkadaşlar birinci iyonlaşma enerjisi değildir. Ona dikkat edelim. Çünkü şartımız neydi maddenin gaz halinde olması gerekiyor ve nötr halinden bir elektron koparılması gerekir ki birinci yonlaşma enerjisi olsun ee, burada şuna dikkat edeceğiz Q2'yi verdiğimiz zaman arkadaşlar önce maddenin gaz hale geçmesi gerekir orada bir enerji harcanması var ondan sonra da elektron kopar ama e, üstteki denklemde ise Q1 enerjisi direktmen gaz halinden elektron koparıyor yani katı halden gaz hale geçinceye kadar fazladan enerji vermiş oluyorsunuz Q2'yi kullandığınız zaman bu durumda Q2 büyüktür. Q1'dir diyebiliriz. Dolayısıyla birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakıyoruz. Q3 diyor. X'in ikinci iyonlaşma enerjisidir. Hemen bakıyoruz. Bakın artı bir yüklü bir iyon e, gaz halinde. E, burada birinci elektron kopmuş. Eğer Q3'ü eklersek arkadaşlar enerji olarak bakın ikinci elektron kopuyor. Dolayısıyla buna ikinci iyonlaşma enerjisidir diyebiliriz. Bu ifade de doğru oldu. Çünkü ikinci elektronu kopardık. Üçüncü ifadede Q4 diyor. Q1 ve q için toplamına eşittir diyor. Q4'te ne olmuş? Ee, bakıyoruz hemen denkleme. İki tane elektron birden kopmuş. O zaman birinci ve ikinci elektron kopması için gereken enerjilerin toplamına Q4 diyeceğiz. Peki birinci elektronu koparmak için hangi enerji vermişiz? Bakın üstte dikkat edin. Q1 enerjisi. İkinci elektron kopması için de Q3 demiştik. Dolayısıyla Q1 ve Q3'ün toplamı arkadaşlar bize Q4'ü verir. Bu ifade de doğru olacak. E, bu durumda cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 yani E şıkkı. Testimizin sonuncu sorusu 8. soruya geçtik. Yine iyonlaşma enerjisi ile ilgili bir tablo sorusu arkadaşlar. Periyodik sistemde baş grup elementleri olan X, Y ve Z'nin iyonlaşma enerjileri tabloda verilmiştir diyor. Buna göre 3 tane yargı var. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. E, tabloya baktığımız zaman X'in arkadaşlar sadece birinci iyonlaşma enerjisi var. Diğer iyonlaşma enerjileri bakın dikkat ederseniz olmadığı şeklinde gösterilmiş. Dolayısıyla biz X için 1A grubu elementi ve hidrojendir diyebiliyoruz. Çünkü tek elektron olan atom hidrojendir. Y için arkadaşlar bakın dikkat ederseniz şurada ciddi bir artış var. Dolayısıyla Y için de 1A grubu diyebiliriz. X ve Y 1A grubu. Ama X'in kim olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Dediğimiz gibi hidrojen atomudur. Onu da belirtelim. Z için 334, 682, 1093... 1786. Burada bakın 3, e, buçuk kat olayı falan göremedik. Dolayısıyla Z içinde 4A veya sonrasıdır diyebiliriz. Çünkü 1 A olmadığı kesin 2A da değil. 3A da değil. 4A olabilir veya sonrası da olabilir. O zaman buna da 4A veya sonrası ifadesini kullanıyoruz. Buna göre X A metal Y metaldir demiş. X arkadaşlar hidrojendi. Dolayısıyla A metal olduğunu e, onaylayabiliriz. Y metal mi peki? Hidrojenin altında yer alan diğer bir A grubu elementlerin hepsi metaldir zaten. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olacak. Z'nin değerlik elektron sayısı 3 olamaz diyor. Z arkadaşlar 4 A veya sonrasıdır dedik. Eğer 3 A olsaydı değerlik elektron sayısı 3 olurdu ama 4 A'dan itibaren değerlik elektron sayısı da biliyorsunuz. işte 4, 5, 6 diye artar. Dolayısıyla 3 olamaz ifadesi doğru olacak. Yani ikinci maddeye de doğru diyoruz. X ve Y'nin temel halde yarı dolu orbital sayıları eşittir demiş. Sonuçta ikisi de bir A grubu. Ee, bakın S1 ile bitiyor hidrojen zaten. Onun dışındaki diğer elementler de arkadaşlar hep S1 ile biter. Dolayısıyla hepsinin birer tane yarı dolu orbitali vardır. O yüzden üçüncü ifadeye de doğru diyebiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani E şıkkı.